Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere 1. Dünya Savaşı'nın ve Kurtuluş Savaşı'nın binlerce kahramanından biri olan Seyit Onbaşı'nın biyografisini anlatmaya çalışacağım. Seyit Ali Çabuk, bilinen adıyla Seyit Onbaşı, Eylül 1889, Aralık 1939 yılları arasında yaşamış Kurtuluş Savaşı'nın ve 1. Dünya Savaşı'nın en büyük kahramanlarından birisidir. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde Rumeli Mecidiye tabyasında görev yaptığı sırada top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayıp kundağına yerleştirmiş ve Birleşik Krallığa ait Oşin zırhlısını dümenden vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarparak batmasına sebep olmuş büyük bir kahramandır. Seyit Onbaşı'nın yaşadığı bu gerçek olay, halk arasında gerçek bir efsaneye, gerçek bir kahramana dönüşmesine sebep olmuştur. Peki Seyit Onbaşı gerçekte kimdir? Seyit Onbaşı 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesi Manastır köyünde, yeni ismiyle Koca Seyit köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Abdurrahman, annesinin adı ise Emine'dir. 1909 yılında Osmanlı ordusuna katılarak Balkan Savaşları'nda çarpışmıştır. 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla 1914 yılında Çanakkale cephesinde topçu eri olarak göreve başlamıştır. Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a gitmek isteyen müttefik donanması 18 Mart 1915'te Anadolu ve Rumeli hattındaki tabyalara yoğun bombardıman yaptıkları sırada Rumeli Mecidiye tabyasında bombardıman sırasında düşman gemilerinden atılan bir mermi Seyit Ali'nin yani Seyit Onbaşı'nın bataryasındaki cephaneliğe isabet etmiş 14 asker şehit olmuştur. 24 asker yaralanmıştı. Sadece Seyit Onbaşı ve bir arkadaşı yara almadan kurtulmuşlardı. Bataryanın toplarından sadece bir tanesi kullanılabilir bir haldeydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar sayesinde saldırı püskürtüldü. Bombardıman sırasında tabyadaki tek çalışır durumda olan topun mermiyi kaldıran kaldıraç kısmının bozulduğundan dolayı Seyit Ali, yanındaki arkadaşı Nideli Ali'nin yardımıyla sırtına bir mermi yüklenmiş ve ateş etmiştir. Üçüncü atışında İngilizlerin en büyük savaş gemisi olan HMS Oşin adlı gemiyi dümenden vurmuştur. Seyit Onbaşı'nın attığı top mermisi geminin su kesiminin altına isabet etmiş geminin yan yatmasına sebep olmuştur. Bu arada Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlara da çarparak gemi batmıştır. Bunun ardından müttefik donanması Çanakkale'den ayrılmak zorunda kalmıştır. Seyit Ali'ye de ödül olarak onbaşılık unvanı verilmiştir. Seyit Onbaşı'nın o gün kaldırdığı top mermilerinin ağırlığı hakkında çok çeşitli söylentiler dolaşmıştır. Savaştan sonra Mecidiye tabyasında sergilenen top mermisi hassas terazilerle tartılmış ve ağırlığının 215 kilo olduğu tespit edilmiştir. Savaştan sonra Seyit Onbaşı'nın komutanı o top mermisini kaldırarak fotoğraf çekmesini istemiştir. Seyit Onbaşı ne kadar zorlansa da o mermiyi bir daha kaldıramamıştır. Tabii ki insan darda kalıp Allah'a sığındığı zaman olağanüstü şeyleri başarabiliyor. Tarihte bunun onlarca örneği de vardır. 1918 yılında terhis olup köyüne dönen Seyit Onbaşı kömürcülük ve ormancılık işiyle uğraşıyordu. Geçimini bu işten sağlayan bir insandı. İlk evliliğini yaptığı eşi Emine'den 1911 yılında Ayşe isminde bir kızı oldu. 1922 yılında da Fatma isminde bir kızı doğdu. Kurtuluş Savaşı sırasında tekrar askere çağrıldı. 26 Ağustos 1922'de büyük taarruza katıldı. Savaştan sonra Seyit Ali tekrar köyüne döndü. Eşi Emine'yi kaybettikten sonra Hatice Hanım'la evlendi. Bu evliliğinden de 3 tane oğlu oldu. Osman, Abdurrahman
ve Ramazan isminde oğulları olmuştu. 1934'te Havran ilçesinden geçen Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı'yı tabii ki ismini duymuştu ve kendisini yanına çağırdı. Ve Atatürk kendisiyle sohbet ettikten sonra kendisine maaş bağlanmasını istedi. Fakat Seyit Onbaşı bunu kabul etmedi. Paşam dedi, sadece ben ormandan odun kesiyorum. Buna engel olmasınlar dedi. Ben geçimimi bundan sağlıyorum dedi. Bana bu yeter dedi. Atatürk tabii ki dedi. Ona izin çıkarttı. Atatürk sağ olduğu sürece bu böyle devam etti. Fakat Atatürk vefat ettikten sonra Seyit Onbaşı'ya devlet vefasızlığını gösterdi ve ormandan odun kesmesini yasakladı. Tabii ki biz Türk milleti olarak her zamanki yaptığımız gibi yaşarken insanımızın değerini bilmeyiz, öldükten sonra da badem gözü yaparız. Seyit Onbaşı da Seyit Onbaşı neler yaptı, top mermisini şöyle kaldırdı, böyle kaldırdı diye övünürüz. Sağken bu insanlarımıza gerekli değeri versek olmaz mıydı? Ama Atatürk öyle büyük bir insandı ki Seyit Onbaşı'yı sağlığında kollamıştır. Seyit Onbaşı 1 Aralık 1939'da zatürre hastalığından hayatını kaybetmiştir. Ruhu şad olsun. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Seyit Onbaşı'dan tutun, Kara Fatma'dan tutun, Kurtuluş Savaşı'nın o büyük kahramanlarına hepsine maaş bağlanmak istenmiştir. Fakat onlar bunu reddetmiştir. Onlar öyle büyük insanlardı ki canlarını vatanlarına feda etmiş, bunun karşılığında da hiçbir şey istememişlerdir. Ruhları şad olsun, selam olsun bütün Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarına, şehitlerine, gazilerine. Hepsinin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Allah bizleri de onlara layık olan evlatlarından eylesin. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.